Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostlarım. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. İngiliz sarmaşığı ya da Latince adıyla Hedera helix, sarmaşık giller yani Araliaceae familyasından herdem yeşil, tırmanıcı ve sürünücü bir sarmaşık türüdür. Ana vatanı Avrupa ve Batı Asya olan bu sarmaşığın doğal olarak yetişen 3 türü varken, kültüre alınmış çok sayıda melezi bulunur. Onun için hem sevilen hem de nefret edilen bir sarmaşık türü desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Nedenlerini az sonra anlatacağım. Ona duvar sarmaşığı diyen de var, orman sarmaşığı diyen de. Aslına bakılırsa her ikisi de doğru. Orman yürüyüşlerimde de en sık rastladığım ve göze hoş görünen sarmaşık türlerinden biridir kendisi. Yaşadığım bölgedeki ağaçların genellikle İngiliz sarmaşığından yapılmış yeşil giysileri var. Hatta gövdelerini görebildiğiniz tek ağaç türü, eteklerine hiçbir bitkinin yetişmesine izin vermeyen çam türleridir. Eğer ormanlara yolunuz pek düşmüyorsa, onu bahçe duvarlarını ya da binaların cephelerini kaplarken de görebilirsiniz. Genellikle çıplak ve soğuk görünümlü duvarlar ya da bina cepheleri göze hoş görünmesi için bu bitkiyle kaplanır. Öyle ki İngiliz sarmaşığı 20 ile 30 metre kadar uzayabilir. Parlak olmayan, koyu renkli ve girintili çıkıntılı yüzeylere tutunmayı sever. Özellikle de doğrudan güneş almadığı nemli ve gölgeli alanları daha çok sever. Doğrudan güneş alan yerlerde güçlü tırmanma yeteneklerini kaybeder ve kışın kurumaya meyilli olur. Dikey yüzeylerin bulunmadığı yerlerde ise onu yer örtücü olarak görebilirsiniz. Bina duvarlarını kapladığında ise yazın serinlik verirken kışın da içerideki sıcaklığın korunmasına yardımcı olur. Hatta toprağın nemini alması ve sert doğa şartlarından binayı koruması nedeniyle bunu önerenler bile var. Fakat bu kararı verirken iyi düşünmelisiniz. Çünkü bu sarmaşığı yuva haline getiren ve evinizde görmeyi pek istemeyeceğimiz bazı canlılarla yakın ilişkiler kurma şansınız da var. Örneğin farelerden ve örümceklerden korkuyorsanız birkaç kez daha düşünün. Ayrıca sonradan sarmaşıktan kurtulmaya karar verseniz bile bu çok zor olabilir. Çünkü yakından baktığınızda İngiliz sarmaşığı ahtapot vantuzlarına benzeyen küçük kökleriyle dikey yüzeylere tutunabiliyor ve kökünden kesmediğimiz sürece de ondan kurtulma şansımız pek yok gibi. Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da istilacı ot statüsüne girdiği için yetiştirilmesi ve satışı kesinlikle yasaktır. Genç ağaçların gelişimini engelledikleri ve hatta ağacın gövdesine fazla yük bindirdikleri için devrilmesine neden oldukları da söylenir. Ben de ormanda bazen gövdesi hiç de kalın olmayan sarmaşıkla kaplı ağaçların devrilmiş olduğunu görüyorum. Ağaçlar devrilirken diğer sağlıklı ağaçlara da zarar verebiliyor veya onlara yaslanarak bir domino etkisi yaratıp devrilmelerine yol açabiliyorlar. İngiliz sarmaşığı sonbaharda yeşilimsi sarı çiçeklerini sergilerken kış sonuna doğru morumsu siyah meyvelerini oluşturur. Bu çiçekler ve meyveler ise 70 farklı böcek türüne ve 16 farklı kuş türüne yiyeceğin az bulunduğu sonbahar ve kış döneminde besin kaynağı olduğundan aslında önemli bir bitkidir. Tohumları da meyvelerini yiyen kuşlar sayesinde yayılır. Videoları takip eden bitki dostları iyi bilirler. Kronik bronşitim nedeniyle tanıttığım bitkilerin bronşite bir faydası varsa bundan da mutlaka bahsederim. Hedera helix de bu tür özellikleri olan bitkilerden biridir. Eski insanlar öksürüğü kesmek ve soğuk algınlığını tedavi etmek için onun aslında zehirli olan yaprak ve meyvelerini çiğnerlermiş. Zehirli dediğime bakmayın, tüm ilaçlar zehirdir. Önemli olan ise dozdur. Örneğin ben de korona geçirdiğim dönemde Hedera helix'ten yapılan doğal bir öksürük şurubu kullandım. Tek bir bilgi olarak Hedera helix yaprakları havuca yani Daucus carota'ya alerjisi olan kişilerde alerjiye yol açabilir. Bunun nedeni ise havuçta da bulunan ve falkarinol adı verilen bir maddedir. Yaz-kış yemyeşil görünen yapraklarının iç mekan havasını temizleme özelliği nedeniyle saksıda süs bitkisi olarak da yetiştirilir ama bu muhtemelen daha küçük yapraklı kültür çeşitleri için geçerlidir. Aslında bakarsanız onların en güzel göründükleri yer orman ama uslu durdukları sürece. Bu sarmaşık türüyle ilgili ilginç inanışlar ise şu şekildedir. Antik Yunan döneminde Hedera helix, neşenin perisi Talia'nın simgesi olarak görülür, şarap ve bağcılık tanrısı Dionysos'a ithaf edilen şenliklerde kullanılırmış. Hatta şenliklerde kullanılan sarmaşık sarılı direk imgesi, tarihin ilk meyhanelerinde kullanılan bir sembol halini almış. Çünkü aynı zamanda sarmaşığın sarhoşluğu önlediğine de inanıyormuş antik Yunanlar. Hristiyanlıktan sonra ortaya çıkan bir başka inanışa göre ise yeni yıl arifesinde bir kap suyun içine konulan bir sarmaşık dalı 12 gün süreyle bu suda bekletilirmiş. Eğer sarmaşık dalı tazeliğini korursa gelecek yılın iyi bir yıl olacağına inanılırmış. Ve eski bir inanışa göre de
Evinizin dış cephesini bu sarmaşıkla kaplarsanız eviniz büyüden ve cadılardan korunurmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.